Merhabalar. Merhabalar. Ve merhabalar. Size Londra'dan sesleniyorum. Adım Ralph Arditi. Londra'nın biraz güneyinde East Dulwich semtinde bulunuyoruz. Çok güzel Güzel bir bir gün. gün. Pırıl pırıl. Sabahleyin dolu yağdı. Fakat şimdi güneş açtı. İnşallah doğudan sonraki güneş gibi kötü haberlerden sonra iyi haberler vermeye çalışacağım size. Şu anda Türkiye'de ve İsrail'de beni Dinleyenler için dinliyorsunuz. saat Saat 16. İngiltere'de saat 14. Aramızda 2 saat fark var. Daha önce 3 saatti ama dün gece yarısından beri 2 saate indi fark. O bakımdan memnunum. Daha kısa bir süre. Şimdi önce kötü haberlerden başlamak istiyorum. Pozitif olanlar, pozitif test alanlar arasında maalesef Başbakan Boris Johnson da var. Sağlık Bakanı Matt Hancock bulunuyor ve Prince Charles, yani Kraliçe Elizabeth'in büyük oğlu Prince Charles da pozitif tespit tespit edilmiş edilmiş. vaziyette. İngiltere'de şu anda Testler sonucunda 17 bin pozitif pozitif test edilen var, pozitif testler var var. ve ölü sayısı Sayısı da 1000'i biraz geçmiş vaziyette. Ortalama 250, 260, 300 kişi kişi civarında ölüyor maalesef. Bugün Boris Johnson tarafından 30 milyon hane halkına gönderilen bir mektupta, yazıyla gönderilen, yani mektup böyle fiziki olarak gelen bir mektup. şu kelimeler kullanıldı. It's going to be worse before becoming better. Yani daha kötüye gidecek, İyileşme olmadan önce. Şimdi isterseniz önce İngiliz hükümetinin bu işe nasıl giriştiğini, Avrupa'dan biraz daha farklı olarak nasıl halkı eğitmek istediğine gelelim. genelde 3 haftadan bir yana her gün günlük basın açıklamaları yapılıyor Başbakan tarafından. Genelde sağlı sollu iki kişi daha beraber çıkıyor. Bunlardan biri Sağlık Bakanı oluyor, Matt Hancock. Diğer tarafta da bir bilim adamı oluyor. Genelde ya bilimsel açıdan yaklaşan veya medikal açıdan yaklaşan bir bilim adamı. bu şeyde Dolayısıyla her gün bu eğitime devam etti İngilizler. Ta ki 2-3 gün öncesine kadar Boris Johnson pozitif teşhise kadar bu teşhis sonucunda Michael Gove diye bir başka bakan aldı görevi. Fakat bu süre zarfında giderek ortaya çıkan, giderek kendini gösteren, geliştiren bir Maliye Bakanı Rishi Sunak diye Hint asıllı bir bakan gayet iyi bir intiba bıraktı. Gayet ciddi ve gayet güvenli bir intiba bıraktı. Genelde İngiliz halkına evde kalmaları gereği, bu işi ne kadar önemli olduğu gereği ve özellikle de İngiliz halkının tabii çoğunu yaşamış olan 1940 yılındaki Almanların İngiltere'ye karşı başlatmış oldukları hava hücumlarının ne gibi etki bıraktığını atıfta bulunarak, oraya referans yapılarak büyük çapta şey yapılıyor. Büyük çapta da İngiliz halkını seferber etmeye çalıştı. çalışmışlar. 1940'ta 8-9 ay kadar süren bir Bir hava saldırıları sonucunda binlerce insan öldü. Belki on binlerce insan. Fakat Kral ve Kraliçe İngiltere'yi, Londra'yı terk etmediler. Her ne kadar otoriteler onlara gidin Londra dışına gidin deseler de Londra'yı terk etmemeleri Londra halkına çok büyük bir güven verdi esasında. Dolayısıyla Boris Johnson da onun kahramanı sayılan Winston Churchill'in bu konudaki 1940'taki tutumuna 1940'taki tutumuna bu Blitz havası, o zaman da buna Blitz deniliyordu Almanların şeyiyle yani Yıldırım Harbi o zamanların havasına dönük olarak İngiltere içerisinde büyük bir seferberlik, büyük bir yani kendiliğinden hükümetin baskısıyla veya hükümetin kurallarıyla veya yaptırımlarıyla değil de işin ciddiyetini anlayın, kendiniz bu işe şey yapın,
seferber edin kendinizi şeklinde bir yaklaşım var. Şimdi mesela bu yaklaşımlardan biri, bundan bir 5-6 gün kadar önce İngiliz hükümeti Boris Johnson 251 gönüllünün seferber edilmesini istedi. Ne yapacaktı bu gönüllüler? Genelde gençlerden kurulu gönüllüler. İşte bunlar yaşlılara yardım edecek, evlerine yemek götürerek, gıda götürerek, belki hazır yemekleri götürerek, onları icabında hastanelere götürmeye çalışarak, tabii ayrı şeyle beraber, muayyen bir mesafeyle beraber, onlara her gün telefon edip halhatı sorarak 250 bin kişinin gönüllü olmasını istedi. İnanılacak gibi değil, 2-3 gün sonra bu gönüllü sayısı 500 bine çıktı ve bugün 700 binde. Yani İngiltere'de bu açıdan müthiş bir seferberlik ruhu ilan edilmiş vaziyette. Halk bu konularda fevkalade duyarlı. Yollarda yürüyenler kaldırım bile değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu işin bilincinde olarak. Ve büyük çapta basın açıklamalarıyla ve özellikle BBC ve ITV ile televizyonla halkı yönlendirmeye, halkı bu konudaki moralini yükseltmeye çalıştılar. Neydi alınan tedbirler? Bunları bir gözden geçirelim. Alınan tedbirlerde bazıları Avrupa kıta Avrupa'sından farklı. Yani İspanya, İtalya ve Fransa'da çok daha zeci tedbirler alındı. Çok daha sert tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasakları itibariyle erken alındı bu tedbirler. İngiltere bu konularda biraz daha gecikerek davrandı. Önceki aşamada İngilizler, iki hükümet hiç olmazsa, şöyle bir kanıya kapıldı. Eğer %30-40 civarında halkın %30 ila 40'ı buna kapılırsa ve bunlar özellikle gençler ise otomatikman 14 gün sonra bağışıklık kazanacakları için hastanelere gitmeye mecbur kalmayacaklar. Daha sonra ihtiyarlar buna bu virüsü alırlarsa onların hastaneye gittiklerinde hastane imkanları çok daha fazla olacaktır şeklinde. Fakat bu şeyde bu politikadan sonra vazgeçmeye karar verdiler. Yükselen pozitif vakalar yüzünden İngiltere'de bir nevi sokağa çıkma yasağının hafif bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gene sokağa çıkma imkanı var. Şöyle gıda almak için, aile fertlerine yardımcı olmak için icabında evlerine giderek ve en önemlisi Avrupa'dan çok daha farklı olarak parklarda ve buradaki ormanlarda egzersiz yapma serbestiyeti var. Bu serbestiyet İngiliz halkı için çok önemli. İngiliz halkı biliyorsunuz açık havayı seven, parkları seven, ormanları seven bir halktır. Onların manen, ruhen çok daha fazla yıkılmamaları için oralarda egzersiz yapmaları müsaade ediliyor. Ben de bundan istifade edenlerden biriyim ve hemen hemen her gün dışarı çıkıp yürüyüş hatta koşu da yapıyorum. Ve gördüğüm parklarda yüzlerce, binlerce genç insan birbirlerinden farklı olarak en aşağı 2-3-4 metre farkla çimler üzerinde egzersiz yapıyorlar, jimnastik hareketleri yapıyorlar, koşuyorlar. Çok koşan var yollarda ve genelde iyi olmaya çalışıyorlar. Buna hükümet günde bir defa müsaade ediyor. Bir defadan fazla müsaade etmiyor. Şimdi şöyle bir mukayesede bulunmak isterim ben esasında. Boris Johnson'la Bibi Netanyahu arasında. Bibi Netanyahu İsrail'de çok daha herhalde bilimsel olarak verilen, kendisine verilen şeylerle, bir takım bilgilerle çok daha erken bir zamanda. Mesela belki de İtalya'da 100 vaka varken, Fransa'da 200 vaka varken oralardan gelişleri durdurttular. Ve çok daha zecri tedbirler alarak, çok daha forse tedbirler alarak İsrail halkının evlerde kalmalarını istediler. Hatta şu anda İsrail'de yanılmıyorsam evinden 100 metre yarı çaptan daha fazla uzaklaşmak imkanı yok. Buna rağmen Boris Johnson bu politikayı gütmedi. Yani biraz daha böyle bir özgürlükçü politikayı gütmek istediğini söyledi. Burada enteresandır. Tahmin ediyorum iki başbakan arasında, iki kişi arasındaki ruh haleti, ruh farklı yani farklı yaklaşımlar var. Boris her zaman ileriye karşı iyimser olarak bakan, her zaman işte daha da yeni bir çok önemli bir
seçim arifesinden çıkıyor, seçimden çıkıyor. Çok yüksek bir çoğunlukla çok büyük başarı kazanmış. Ve belki de hayatında travmatik olaylarla pek karşılaşmadığı için bu işin bu kadar uzun süreceğini veya bu kadar derin olduğunu tahmin edemedi. Bibi Netanyahu ise sık sık harplerde bulunduğu için, kendisi de fiilen asker olduğu için, hatta şey olduğu için, komando olduğu için belki de bu konunun ne kadar güçlü olduğu, ne kadar zor olduğu, ne kadar tahribata yol açacağını erkenden hissettiği için bir an önce bu kararları almaya, yürürlüğe sokmaya karar verdi. Tahmin ediyorum Bibi de olmasaydı, başka bir başbakan da olsaydı, İsrail halkının geçmişte geçirmiş oldukları tecrübeler yüzünden, harpler yüzünden bu konularda çok daha süratli tedbirler, süratli kararlar alma süreci oldu. İngiltere bu açıdan biraz daha yavaş davrandı. Ama İngiltere'de işte insanları böyle askeri yöntemlerle veya polisiye yöntemlerle evlerde kalmalarını tıkmak istemediler. Hatta o kadar ilginç ki hükümet polisin, yani Scotland Yard'ın bu işi takip etmesini istiyor. Fakat Scotland Yard bu işi yüklenmek istemiyor. Diyor ki biz böyle militer, yani askeri ve hatta polisi tedbirlere başvurmak istemiyoruz. Bizim işimiz başkadır. Bu yüzden lütfen bize bu konularda görev vermeyin diye hükümete karşı çıkmış vaziyette. Bu İngiltere'deki durum biraz daha fazla size göstermiş oluyor esasında. Yani bu iki Bibi ile BJ arasındaki, Boris Johnson arasındaki belki yaklaşım ve felsefe farklarını burada daha fazla görmekteyiz. Covid-19, yani koronavirüsünün yol açmış olduğu hastalık bizim aileyi de vurdu. Bizim oğlumuz Philip Ardetti, oyuncu kendisi, 20 yıldan beri İngiltere'de yaşıyor. Zaten biraz da onun peşinden biz geldik İngiltere'ye bundan 3,5 yıl kadar önce. Bir tiyatro atölyesinde çok öksüren bir, bahsettiğim 2-3 ay, 20 günden fazla oluyor. Çok öksüren birinin yanında oturdu ve maalesef bu COVID-19 hastalığına yakalandı. Bu hastalığın Filip gibi 40 yaşındaki bir gençte nasıl gelişmekte olduğunu size biraz anlatmak isterim. Şimdi NHS, yani National Health Service kesinlikle Filip'in hastaneye gelmesini istemedi. Eğer bir ihtiyacı varsa telefonla veya işte 111 üzerinden veya internetle sorularına cevap vermeyi tercih ettiler. Hastaneleri daha fazla yük altında bırakmamak için. 5. gün civarında Filip'te 39 ateşe kadar çıkmıştı. 37,5 ile 39 arasında gidip geliyordu. Maalesef bayağı tahribat yaptı. Bayağı ciddi bir yorgunluğa yol açtı. Bir başka problem de evde iki tane çocuğu var. Biri 4,5, öbürü 1,5 yaşlarında iki kız. Fakat maalesef eşi İtalya'da bulunan babasını kaybetmişti bundan 15 gün kadar önce. Covid-19'dan değil. Onun zaten iyi değildi sağlığı. Fakat o vefat ettiği için ve cenazeye gidemedikleri için eşi çok psikolojik olarak kötü vaziyetteydi. Sağlık olarak da kötüydü. Dolayısıyla çocuklarla Filip ilgilenmeye mecbur kaldı. Bütün yorgunluğuna ve bütün sıkıntılarına rağmen o ilgilendi. 8. günde göğüs ağrıları başladı. Çok endişe ettik. Acaba hastaneye gidip mekanik oksijen makinesine bağlanması lazım. Dediler ki hastaneden nefes darlığı çekmiyorsan gelme. Göğüs ağrısı olabilir ama nefes darlığı çekmiyorsan gelme dediler. Ve onun gelmesini istemediler. 10. günden itibaren yavaş yavaş hastalık sona erdi. Ateş düştü. Ama eklem ağrıları devam ediyor. Yorgun, çok yorgun. 11. günde alerjiler çıktı. İnanamayacağınız şekilde taban altındaki şişkinlikler, ayakları taban altına şişkinlik veya bacaklarındaki ürtikerler, bir takım sivilceler, böyle çok garip şeyler. Yani demek virüs nerede bulursa, nerede zayıf bulursa oraya saldırıyor. Bugün artık 13. gün, daha iyi hissediyor kendini. İşte ben sık sık alışveriş yapmaya çalışarak ve evdeki yemeklerle, eşim Nadia'nın yaptığı yemeklere ona götürerek, bahçeden götürerek, ancak camın arkasından görerek onları
gerekli desteği sağlamaya çalıştık. Onlarla ilgili olarak ve nispeten daha iyi vaziyette bugün. Dolayısıyla yaşamış olduk yani. Bu demektir ki eğer 17 bin, İngiltere'de şu andaki 17 bin pozitif vaka, diyelim 20 bin pozitif vaka varsa, tahminimiz bunun 10 misli testi yaptırmamış olan pozitif vaka olması lazım. Belki 200 bin civarında. Dolayısıyla 1000 ölüden bahsettiğimiz zaman İngiltere'de bunu 17 bin, 1000 ölü 17 bine böldüğümüz zaman çıkan rakam belki %5,5-6'dır. Fakat eğer 200 bine bölersek çıkan rakam çok çok daha küçük olacaktır. %1'in bile altında olacaktır. 200 bin civarında ise yani eğer pozitif olanların 10 misli pozitif tespit edilenlerin 10 misli pozitif ise ki Philip bunlardan biri, eşi bunlardan biri. Bakın bu bizim sadece küçük ailemizi olan çerçevesinde görülen, çevresinde görülen hadise. Dolayısıyla tahmin ediyoruz ki pozitif vakalar çok daha fazla artmaya devam edecektir. Artmaya devam edecektir. Bir müddet yani bu işin zirveye varması gene bir 15 günü 15 günü bulacaktır büyük bir ihtimalle. Fakat İngiltere'deki hayat şöyle. Publar kapalı, kafeler kapalı, restoranlar kapalı. Fakat kafelerde ve restoranlarda take away yani dışarıya götürmek üzere gıda verme imkanları var. Onların kendileri götürüp teslim ediyorlar veya oraya gidip oradan alabilirsiniz. Yeter ki o dükkan içerisinde, o mağaza, o şey restoran içerisinde 2 veya 3 kişiden fazla kalmasın herhangi bir zaman. Şimdi alışveriş yaptığımızda işte Marks & Spencer'e gittiğimizde veya Tesco'ya gittiğimizde aramızı 3'er metre mesafe bırakarak sıra yapıyoruz. Sıradan sonra içeriye mağazanın büyüklüğüne göre işte diyelim 1000 metrekarelik bir Marks & Spencer ise içeride belki 15 kişi oluyor, 20 kişi oluyor. 200 metrekarelik bir Tesco ise içeride belki 4 kişi, 5 kişi oluyor. Yani fazla olmamasını çalışıyorlar. Bunlar gayet kontrollü olarak yürütülüyor. Ve İngiliz halkı genel olarak da uyum sağlıyor bütün bunlara. Sadece geçenlerde İrlandalıların önemli bir bağımsızlık günü olan St. Patrick's Day vardı. Orada bol miktarda içki içmeyi seven, bira içmeyi seven veya viski içmeyi seven İrlandalılar bayağı bizim bu semt civarında gürültü patırdı çıkardılar. O akşam sarmaş dolaştılar. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir bu COVID-19'la ilgili olarak. Şimdi ekonomik tedbirlere de gelmek istiyorum. Yani sağlık tedbirlerinin dışında, evde kal tedbirlerinin dışında. Ekonomik tedbirleri burada ilginçtir. Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni parlayan bir siyasetçi, çok genç, 39-40 yaşlarında, bankacılıktan geliyor. Hint asıllı fakat fevkalade İngilizce konuşuyor. Gayet iyi bir eğitim gördü. Yeni seçildi bir ay, bir buçuk ay kadar önce. İnanılmaz ekonomik tedbirlerden bahsettiler. Önce bir 60, 40, 50, 60 milyon pound civarında bir tedbir açıkladılar. Bir hafta sonra bu tedbirleri 350 milyon pound'a çıkarttılar. Toplam olarak 350 ile beraber 500 milyon pound'luk tedbirlere gidiliyor. Bunların bazıları sadece garanti veriliyor. Şirketlere garanti veriliyor. Garantilerin kullanılmayacağı veya devreye girmeyeceği ümit ediliyor. Fakat bunların dışında iki tane önemli faktör ilan edildi. İki önemli tedbir ilan edildi. Biri çalışanların 2500 pound maaşına kadar %80'i devlet tarafına verilecektir. 2500 pound hemen hemen işte 3000 dolar civarında. Arada pound da düştü. 3000 dolar civarında. Bunun %80'ine kadar devlet bunu vermeye hazır. Bu arada ses bakımından ikidir şey geliyor. Acaba sesim geliyor mu? Buradan bana cevap verebilirseniz memnun olurum. Sesim iyi geliyor mu? İki kişi çünkü ses konusunda problem söyledi. Şimdi bir de ikincisi de ikinci tedbirde kendi çalışanlara, self-employed olanlara gene yüksek bir şey veriyor. Yani 2500 pound'a kadar veyahut da ona yakın bir şekilde %80'ini de garanti etmeye karar verdiler. Bunlar kendilerinin patronu olanlar. Fakat 3 yıllık vergilerini ve gelirlerini şey yapacaklar.
istemeler istemiyor esasında. Güzel. Sesim geliyor işin içerisinde. Şimdi bir suallerden biri de Türkiye'li Yahudiler arasında bir dayanışma var mı İngiltere'de? Şimdi bakın, dayanışma tabii ancak fiziki bir dayanışma değil. Fakat sanal bir dayanışma. Sanal dayanışma da şöyle. Burada özellikle Türkiye'den gelen Yahudiler, yani genelde 40 ile 60 arasında. Yani ben biraz bunu şeyin üzerinde kalıyorum. Bu seviyenin üzerinde kalıyorum. 40 ile 60 arasında Judios in London diye bir grup meydana getirdiler. Bunların işleri, bazıların işleri devam ediyor Türkiye'de. Bir kısmı da tabii. Buraya çocukların eğitimi için falan geldiler. Bunların bir grubu var. Bu grupta sık sık bu konularda destek sağlanıyor, destek veriliyor. Ama bu konuda, yani bu sağlık ve bu COVID-19 konusunda özel bir destek Judyozlardan gelmedi. Sadece kendi deneyimlerini aktararak veya kendi doktorluk işte temaslarını aktararak şey geldi. Destek sağlanmış oldu esasında. Bunun dışında özel bir destek sağlanmadı. Ama ben o Judyoz in London grubundan herhangi bir kişinin hasta olduğuna dair bir şey duymadım. O iyi bir haber esasında. O 150-200 kişi var onlar arasında. Aralarında bizim yaşlarda, bizden bile yaşlı olan Naim Güler yüz de var. Her şey yolunda inşallah. Oradan kötü bir haber gelmedi. Dolayısıyla o açıdan memnunuz. Şimdi birkaç dakikayla ben isterseniz kişisel olarak da nasıl Türkiye'den buraya geldiğimizi size çok kısa olarak söylemek istiyorum. 2015 yılının son ayında 1 Aralık'ta ilk torunumuz doğdu. Mina, Philip ve Isabella'nın kızı olarak. Bu zaten bu torunu daha yakından görmek için 2016'nın bahar aylarında İstanbul Ulus'ta bulunan evimizi satma kararı aldık. İyi bir karar olmuş çünkü darbeden veya darbe teşebbüsünden birkaç ay önceydi ve nispeten fiyatlar da makuldü. Arada bundan 10 yıl kadar önce İstanbul'un 450 kilometre kadar güneyinde Assos bölgesinde bir köyde bir ev inşa etmiştik. Oraya taşındık. Yazı orada geçirdik ve 2016'nın sonbaharında da Londra'ya geldik. Küçük bir daire satın aldık burada. Küçücük bir daire. Ama Allah'tan bahçemiz var. Bahçemizi size gösteriyorum. Böyle bir bahçemiz var. İçinde bir zeytin ağacı bile var. Görüyorsunuz. Küçücük bir bahçe ama bize yetiyor bunlar. Ve 2016'dan beri burada yaşıyoruz. Ya oğlumuzun 800 metre yakınında, o da çok büyük bir avantaj, destek olabildi kendilerine. Londra'nın güneyinde, dediğin gibi nispeten güneyinde. Diğer taraftan kızımıza da yakınız. Kızımız Paris'te yaşıyor, Livia. Livia'nın da mutlu bir haber olarak bundan 6 ay kadar önce işte 1 Ekim, üstelik benim yaş günüm olan 1 Ekim'de Dario doğdu. Bu ailemizde ilk yani kız kardeşim ki İsrail'de yaşayan Tina Pesa'ya da katarsanız ve onun kızlarını da katarsanız, onun kızlarını kızlarını da katarsanız uzun bir süreden beri ilk oğlan doğdu aileye. Dolayısıyla memnunuz. Nadia da tabii burada benimle beraber. Nadia heykel bakımından da heykeltaş olduğunu biliyorsunuz bazılarınız. Nadia da heykel bakımından bir hayli ilerlemeler kaydetti. Burada 2-3 tane sergi açtı, satış yaptı. İlerlemeler güzel, memnun kendisi. Çocuklara yakın, gerek Londra'da gerek Paris'te. Biz kışı burada geçiriyoruz ama genelde Mayıs ayında, Haziran ayında Assos'taki köyümüze, Kozlu Köyü'ne taşınıyoruz. Orada 3-4 ay kadar kalıyoruz, denize girmekteyiz. Ama bu sene tahmin ediyorum bunu yapma imkanımız olmayacaktır. Herhalde balkon kapısını kapatın diye bir haber geldi de dışarıdaki sesin yoğunluğu ile yükselip şey yapıyor. Demek bu kadar hassas konu. Neyse, kapattım şu anda. Dolayısıyla hayatımız bu şekilde. İngiltere'den size haberler vermek istedik. Bu arada şeyleri bakıyorum. Herhangi bir sual var. Soru var mı diyorlardan, gelen sorular var mı diye. Ama özel bir soru yok. Gelen soruların bazılarına cevap vermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Dediğin gibi
Bence Avrupa'da, hatta İsrail'le mukayese edildiğinde belki de bu krizi nispeten en rahat atlatabilecek ülkelerden birindeyiz. Özellikle bu 100 metre koşulu olmadığı için ki İsrail'de bu koşul o kadar zor ki koşucu olan kız kardeşim 100 metre yarı çapta binanın civarında koşup duruyor. İşte yarım saat koşarsa şu kadar olur diye devamlı böyle dönme dolap gibi dolaşıyor. Ama bizim için halen o problem değil. Biz dışarıda parklara falan gitme imkanımız var. O bakımdan iyi. Hükümetin politikası genelde esaslıydı. Eğitim bakımından esaslıydı. Hükümete olan ve başbakana olan güven arttı burada büyük çapta. Tahmin ediyorum Türkiye'deki durum daha farklı olması lazım. Şimdi burada dolayısıyla henüz daha yazı Türkiye'de geçirenler var. Tahminleriniz ne zaman biter diye bir sual geliyor. Valla 3 aydan aşağı 3 aydan aşağı olacağını tahmin etmiyorum ben. Velev ki zirveye varıp da aşağı inmeye başlamasına bakın Çin'den gelen haberleri de dikkat eder misiniz? Çin'den gelen haberlerde maalesef Hubei eyaletinde, Wuhan şehrinde, kentinde serbest bırakılmaya başlanmıştan bir daha yükselmeler başlamış. Dolayısıyla çok dikkat etmeleri lazım. İngiltere'de kaç vaka var? Onu söylemiştim zaten. 17 bin vaka var. Ama gerçekte belki bunun 10 misli vaka olduğu kanaati var. Bu 17 bin test edilenler. Test edilenler 17 bin. Demek ki 17 bin üzerinden de 1000 ölü civarında şu anda. Sağlık konusunda burada kendimizi güvende hissediyoruz. Çünkü bu NHS yani Devlet Sağlık Kurumu özel hastaneleri de seferber etti. Onlarla bir anlaşma yaptı. Özel hastanelerin hepsi şu anda NHS'e gelenlere de yani National Health Service'e gelenlere de cevap verme durumdalar. Şu anda hastanelerde büyük bir yoğunluk şeydir. Büyük bir yoğunluk yok. Esasında yani o yürüyor bir taraftan işin içerisinde. Başbakan olan güvenin artması şaşırtıcı diye bir sual geliyor. Evet doğrudur. Başbakan biraz yavaş hareket etti başlangıçta. Bir nevi sürü bağışıklığını kazanması istendi. Herd immunity yani kazananlar bağışıklığı daha sonrakilere göndermeyecekleri için. Ama o bunun bilimsel olması kadar gelen haberler, gelen şeyler, bilimsel bilgilere de güvenerek hem de biraz da özgürlükçü bir tavır içerisinde İngiltere'de milleti tamamen evde kalmaya zorlamamanın, zorlamak istememenin etkisi de oldu. Yani Avrupa bu konuları biraz daha sert tedbirler alabiliyor. Ama politikasını değiştirdi, yavaş değiştirdi ama şu anda İngiltere'deki durum genelde İspanya ve İtalya'dan ve Fransa'dan daha iyi vaziyette. Tabii pike gelmedi henüz. Zirveye gelmesi büyük bir ihtimalle 15 gündür. Ve şu haber geldi, şu istatistiki olarak yani matematik modellerine göre eğer İngiltere 20 bin ölümün altında olursa o zaman bu işte kendilerini başarılı hissedecekler diye bir deklarasyon, bir açıklama yapıldı bundan bir iki gün önce bilimsel doktorlar tarafından. Biliyorsunuz İtalya'da bu 10 bini buldu, daha da devam ediyor. İşte herhalde dolayısıyla İspanya'da da yüksek esasında. Fakat Türkiye, İngiltere'de genel olarak hava güven havası, genel olarak hava sağlığa güven, bilime güven. Başbakan tabii ki seçimlerden güçlü çıktığı için de büyük bir özgüvenle bunu daha iyi bir şekilde ve her gün basın toplantısı yaparak, her gün çıkarak halkın karşısına ve en mühimi sadece çıkmak değil. 40 dakikalık, 45 dakikalık bir basın toplantısında belki 15-20 tane soruya cevap vererek bu sorulara her birine o gazetecilerin adlarını söyleyerek evet buyurun BBC'den bilmem kim. Evet sualini gayet iyi anlıyorum ve iyi bir sual soruyorsun. Bunlara cevap veriyor. Yani bu mesela bizim Türkiye'de bu şeffaflığı bulamazsın. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı'na acaba soru sorma hakkı var mı? Yani acaba Sağlık Bakanı bu deklarasyonu yaptıkları zaman, bu deklarasyonu yaptığı zaman önünde gazeteciler arasında soru soran var mı? Neden Sağlık Bakanı'nın yanında
bilimsel insanlar, o bilim kurulundan insanlar yok. Mesela bakın bunlar olunca İngiltere'de başbakan ortada, sağlı sollu bilim sağlık bakanı var, bir medikal uzman var. Bunların bu mevcudiyeti, bunların varlığı dinleyenlere bir güven veriyor. Bir de kürsülerin üzerine koza koza yazmışlar. Evde kal, hastaneye gitme, kendine iyi bak gibilerinden. Yani bu mesajı devamlı vermeye çalışıyorlar. Yani burada önemli olan mesajın doğru bir şekilde verilmiş olması ve duyarlılık kazanması halkın. Türkiye bu açıdan tahmin ediyorum biraz daha geriden takip ediyor hadiseleri. Ve sık sık mesela millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan her gün çıkıp da konuşma yapmasını beklerken, ki zamanında bunu günde 3 defa yapıyordu. Burada bu kriz esnasında tamamen Fahrettin Koca'ya, Sağlık Bakanı'na bu işi havale etmiş vaziyette. İngiltere bu açıdan güven telkin eden bir ortam içerisinde. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım, 30 dakikamızı bulmuş vaziyetteyiz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz, izlediğiniz için. Ses bakımından özür dilerim. Bir dahaki sefere sesi de kontrol ederek daha iyi noktaya gelmeye çalışacağız. Hepinize evlerinizde nispeten mutlu olmanızı, aileyle beraber hiç COVID-19 vakasına veyahut da rastlamamasını temenni ediyorum, diliyorum. Hepinize iyi günler ve bu dönem herhalde Şavvatov denir, değil mi? Şavvatov.